bu videoda iskeletin yapısını ve sonrasında da iskeletin işlevini, özellikle insan iskeletini konuşacağız. Ama insan iskeleti üzerine konuşmaya başlamadan önce, böcek iskeleti üzerinde duralım. Ya da artropod, yani eklem bacaklıların iskeletini. Buraya küçük bir uğur böceği çiziyoruz. Bir artropod olan küçük uğur böceğimiz, eksoiskelet, yani dış iskelet dediğimiz türde bir iskelete sahip. Ekso iskelet kelimesindeki ekso, iskeletin uğur böceğinin dışında olduğu anlamına geliyor. Ekso, Yunanca'da dış ya da dışında anlamına geliyor. Diğer tarafta insanlar, yani biz omurgalıyız ve omurgalı olarak bizim vücudumuzun içine yerleştirilmiş muhteşem bir kemik ağımız var. Buna da endo iskelet deniyor, yani iç iskelet. Endo da Yunanca iç ya da içte anlamına geliyor. İskeletin vücudun dışında değil de içinde olması nedeniyle böyle deniyor. İnsanlar için dış iskeletin pek çok hayati işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi vücudumuzu destekler ve hareket edebilmemiz için bir çerçeve sağlar. Peki bu ne anlama geliyor? Vücudumuz oturmamıza, kalkmamıza, ayakta durmamıza olanak sağlayan bir kemik ağı tarafından desteklenir. Bu kemik ağı vücudumuz için bir tür şekil sağlar ve vücudumuzdaki kol ve bacaklar ve diğer pek çok eklem hareket etmemiz için bize bir çerçeve oluşturur ve bu da etrafta koşabilmemize, futbol topuna vurabilmemize, klavyede yazı yazabilmemize olanak sağlar. İskeletimizin bir başka önemli işlevi de en hayati organlarımızı korumasıdır. Mesela kafatası, beynimizi çevreler. Göğüs kafesi, kalp ve akciğerlerimizi ve diğer organlarımızı korur. İskeletimizin üçüncü işlevi ise, vücudumuzda çeşitli fizyolojik görevlerdir. Örneğin, kalsiyumun depolanması, hematopoesis denilen kandaki hücresel bileşenlerin üretilmesi gibi. Kanımızda plazma, protein gibi pek çok madde vardır. Kandaki hücresel maddelerse al yuvarlar, ak yuvarlar ve trombositlerdir. Bunların hepsi kemiklerde bulunan iliğin içinde oluşur. İşte bunlar iskeletimizi oluşturan kemiklerin temel işlevleri. Kemikleri sınıflandırmanın bir yolu, aksiyal iskeleti oluşturan kemikler ve apendiküler iskeleti oluşturan kemikler olarak ayırmak. Aksiyal iskelet, kafatası, Göğüs kafesi ve omurgadan oluşur. Aksiyal iskelet vücudumuzun tam merkezinde, orta noktasında bir nevi direğini oluşturur. Kol ve bacak kemikleri ile pelvis kemikleri de apendiküler iskeleti oluştururlar. Yani merkezdeki aksiyal iskelete eklenen kemikler apendiküler iskeleti meydana getiriyorlar. İskeletimizdeki kemikleri sınıflandırmanın bir başka yoluysa yassı kemikler ve uzun kemikler olarak ayırmak. Nedir yassı kemikler? Yassı kemiklere örnek verelim. Mesela, kafatasını oluşturan kemikler, göğüs kafesini oluşturan farklı kemikler ve pelvis'teki kemikler. Yani, yassı kemikler derken, kemiğin şeklini esas alıyoruz. Bu kemikler, içte süngerimsi ya da kanselöz kemik dokusuna, dış kabuğundaysa, kompakt kemik dokusuna sahiptir. Yani içte süngerimsi, dışta sert kemik var. Yassı kemikler organlarımızı korur ve hematopoesis de burada gerçekleşir. Diğer tarafta uzun kemikler var. Buna örnek olarak kolun üst tarafındaki humerus yani kol kemiği ve alt bacaktaki femur yani uyluk kemiği söylenebilir. Şimdi burada uzun bir kemik çizelim. Uzun kemiğin farklı bölümlerine atıfta bulunmak için bilmemiz gereken birkaç terim var. Uzun kemiğin uzun orta kısmına diafiz denir. Uzun kemiğin sonundaki bölüme epifiz denir. Bu ikisinin arasında kalan küçük bölüme ise metafiz adı verilir. Çocukların uzun kemiklerindeki metafizde büyüme plağı bulunmaktadır. Bu uzun kemiklerde de aynı süngerimsi kanselöz kemik dokusu dış kabukta da kompakt ya da sert kemik dokusu vardır. Aynı yassı kemikte olduğu gibi. Uzun kemikler, daha önce konuştuğumuz gibi, hareket edebilmemiz için bize bir çerçeve oluşturur. Yine aynı şekilde, burada da hematopoisis gerçekleşir. Hematopoisisten bahsetmişken, hematopoisis tam olarak nerede meydana geliyor? Daha önce kemiklerin içinde bulunan kemik iliğinde olduğundan söz etmiştim. Kemik iliği de aslında iki çeşittir. Kırmızı kemik iliği ve sarı kemik iliği. Hematopoesis'in gerçekleştiği esas yer kırmızı kemik iliğidir. Çünkü hematopoesis esnasında üretilen al yuvarlar, kırmızı kemik iliğinin çıplak gözde kırmızı görünmesine neden olurlar. Kırmızı kemik iliğini yassı kemiklerde ve uzun kemiklerin epifizlerinde bulabilirsiniz. Diğer taraftan sarı kemik iliği ise esas olarak yağ depolama yeridir. Adiposit denen yağ hücrelerinden oluşur. Sarı kemik iliği genel olarak uzun kemiklerin diyafiz kısmında bulunur.